Siyah beyaz ekrana hoş geldiniz değerli izleyenler. Haftanın konuğu programıyla sizlerle beraberiz. Bu haftanın konuğu Beşiktaş Televizyonu'nda Olcay Şahan. Olcay hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle şunu soralım. Nasılsın? İyi misin? Keyfin nasıl? Allah'a şükür her şey çok güzel yolunda. Hızlı bir giriş yapalım. Beşiktaş Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankara'da Osmanlı Stadı'nda Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ile geçti. Özellikle 1-1'e geldiğinden sonra skor bir anda Beşiktaş taraftarı öldü dirildi ama sahneye Dembaba çıktı. Kaleye bakmadan bir gol kaydetti. Sen de o maçta olağanüstü oynamıştın. Attığın golle, asistinle. Neler söylersin Mersin İdman Yurdu maçı ile ilgili olarak? Öncelikle taraftarımız yine mükemmeldi. Bizi desteklemeye gelmişlerdi, stadı doldurmuşlardı. Tabii Türkiye Ligi'nde fazla görülmeyen bir şey bu sezon. Aslında çok iyi oynadığımız bir maçtı. Yine normal Beşiktaş'ın oynadığı futbol oynadık, sergiledik. Gol pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Sonra Mersin bir pozisyondan gol attı. Ama biz de hemen cevap verdik. 2-1'i bulduk. Çok güzel bir maç oldu. Taraftarlarımız için de güzel maç oldu. Son dakikaya kadar heyecanlı bir maçtı. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Şimdi Perşembe günkü kupa maçına bakıp şimdi güzel bir serimizi devam etmek istiyoruz. Çünkü önümüzde şu an bir 6-7 maç var. 2 hafta içinde çok önemli karşılaşmalar olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da Beşiktaş Rize Spor'la iki defa karşılaşacak. Biri Spor Toto Süper Lig'de, diğeri Ziraat Türkiye Kupası'nda. Önemli bir haftaya giriyor yavaş yavaş Beşiktaş futbolcular, sizler. Ben yıllar öncesine geri dönmek istiyorum biraz. 12-13 yaşındayken, Olcay Şahan küçük bir çocukken, Borussia Mönchengladbach altyapısında oynarken, yıllar sonra Beşiktaş'a geleceğini, siyah beyaz formayı giyeceğini, milli takım formasını giyeceğini hayal etmiş miydi? Kariyer hedefleri arasında buraları var mıydı? Hedef olarak açıkçası bu kadar yani hayal vardı ama gerçek olacağını pek inancım yoktu. Ama her yıl yani yıllar geçtiği sürece hani inancım yükseldi. Çünkü futbolda kendimi geliştirmiş oldum ve ikincilikte oynarken kaliteme inanıyordum, kendime inanıyordum. Bundesliga'ya yükselince daha da çok inanmaya başladım. Ondan sonra da zaten her şey hızlı hızlı gelişti. Beşiktaş amili takım üst üste geldi. Ve bunu da kendime inanarak, kendime güvenerek başardığımı düşünüyorum. Futbolu yakından takip edenler seni tanıyordu Almanya Ligi'nde Bundesliga'yı takip ederken. Ama Beşiktaş'a ilk transfer olduğun dönemde kimse senden bu kadar bir patlama yapabileceğini, bu kadar büyük bir potansiyel olduğunu bilmiyordu. Onları da şaşırttın. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Buraya ilk geldiğimde zaten medyada hep okuyordum. Olcay Şahan kapalı kutu olarak geldi. Ne olacağı belli olmayan birisi diye görünüyordu. Ben de daha çok hırs yaptım. Herkese kendimi kanıtlamak için elimden gelen en iyisini yapmaya inandım. Ve sonuçta 3 sene içinde kendimi Türkiye'ye kanıtladığımı düşünüyorum bu konuda. Almanya altyapısı, Alman senin futboluna ne gibi etkilere neden oldu? Yani şu anki futbolundan örnek verirsen, şu an saha içerisinde bir hareketi yaparken nedeni Almanya altyapısı, ne diyebilirsin bunun için? Benim bütün futbolumun oyun tarzım altyapı Almanya diye düşünüyorum. Çünkü Almanya'da öncelikle disiplin ön planda ve benim oynadığım futbolda zaten hep disiplin üzerine kurulmuş bir oyun. Yani takım arkadaşlarıma yardım etmek, defansın arkasında koşular yapmak, bunlar her şey disiplin, yürek ister. Sonuçta yani yetenek herkeste olabilir ama defansın arkasında koşular, takım arkadaşına yardım etmeler, 90 dakika koşmak, mücadele etmek, bunlar disiplin, yürek ister ve bunları da Almanya'da kazandığımı düşünüyorum. Şapkanla ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Yayın öncesinde de seninle konuşmuştuk. Açıkçası sen dinine bağlı bir futbolcusun. Her maçtan önce özellikle dualarla kendini hazırlıyorsun. Şapkanda ne yazıyor? Şapkamda inşallah yazıyor. Almanya'da kaza aldım şirketten. Şapkayı da hediye olarak yanında vermişti. Çok sevindim. Çok güzel bir şapka. İnşallah bu sezonda 34. hafta sonunda Beşiktaş şampiyon olur. Sanıyorum ki siz futbolcuların, Beşiktaş futbolcularının hedefi bu. Olcay Şahan küçüklüğünde kimi kendisine idol alırdı?
kimi örnek alırdı? Hangi futbolcu gibi davranmaya çalışır? Onun gibi çalım atmaya çalışırdı? Açıkçası küçükken benim hiç öyle bir şeyim yoktu. Benim küçüklüğümden itibaren hep iki tane futbolcu vardı kafamda. Onları da örnek aldığım neden de saçlarıydı. Saçları uzundu diye. O da Diego Armando Forlan, de Sergio Ramos. Onların saçları uzun olduğu için onları izlerdim daha doğrusu. Ama öyle Messi ya da Ronaldo gibi bir futbolcuya hiç örnek almadım. Çünkü hiç yani nedenini bilmiyorum ama yani örnek olarak görmedim kimseyi. Ben kendi futbolumu oynadım ve sadece sempati bulduğum kişiler de Forlan'dı, forvet olarak. Bu kadar. Bu soruyu sormam ne kadar doğru bilmiyorum ama endüstrileşen futbolda futbolcuların hangi takıma gönül verdikleri, çocukluğunda hangi takımı tuttukları çok fazla önem arz etmiyor. Olcay Şahan hangi takımlı? Olcay Şahan tuttuğu takımda futbol oynuyor şu an. Beşiktaşlı? Tabii ki. Amcamın sayesinde. Amcam küçüklüğünde bana battaniye almıştı, Beşiktaş battaniyesi. Abime de Galatasaray battaniyesi almıştı çünkü o Galatasaraylıydı. O günden itibariyle amcam, ben, bir de kuzenim var. Kuzenim. Üçümüz Beşiktaşlıyız. Gerisi karışık bir şey. Hı hı. Ama tabii ki Beşiktaş'a geldiğim günden itibariyle bütün ailecek, herkes Beşiktaşlı oldu. Hı hı. Bu ayrı bir şey herhalde. Tabii ki tuttuğun takımda oynamak güzel bir şey. Buradan bizleri izleyen genç Beşiktaşlara, futbolcu adaylarına ne gibi mesajlar vermek istersin? Altyapıda şu an eğitim gören futbolcu adaylarına şunu yapın arkadaşlar diyeceğiniz o şu ne? Benim almaya da öğrendiğim şeyler. Onlara tavsiye ederim. Disiplin ve havaya girmemeleri. Çünkü bizim Türkiye'de genç yeteneklerimiz çok. Yani yetenek olarak Almanya'dan daha yeteneklerimiz var Türkiye'de. Ama bizdeki genç çocuklarda, o futbolcularda hemen böyle havaya girme tarzı oluyor. Bir maç oynayınca hemen böyle ben başardım, ben artık kimse tutamaz gibi örnekler var. Bunu yapmasınlar. Bizim takımda şu an birkaç tane genç oyuncularımız var. Onlar çok disiplinli oyuncular ve başaracaklarına inanıyorum ve onları örnek almalarını dilerim. Çünkü futbolda önemli olan bir yere gelmek önemli değil, bir yerde kalmak önemli. Yani A takımda idmanlara çıkabilirsin bir kere iki kere. A takımda ilk 11'de bir maç oynayabilirsin ama kalıcı olmak zor. Ve onu başarmak için de disiplin, kafa olarak çok üst düzeyde olman lazımsın. Yetenek her zaman en önemlisi değil. Yetenekli futbolcular çok var ama kafa olarak, disiplin olarak üst düzeyde değilsen başaramazsın. Ve bunu onlara tavsiye ederim. Çünkü futbolda yetenek her şey değil. Görüyoruz Türkiye'de o kadar çok yetenek futbolcular var. Başaramayanlar da çok var. Ama iyi yetenekleri olmayan, o kadar üst düzey bir yeteneği olmayıp da Süper Lig'de oynayan futbolcularımız da çok var. Niye? Disiplinli oldukları için. Çünkü kendilerini sadece profesyonelliğe, futbola verdikleri için. Bir maç oynayıp da hemen yolunu şaşırtmayan futbolcular oldukları için başardılar. Beşiktaş'a transfer edildiğin günden bu yana yerli kanat oyuncusu sınıflandırması içinde Olcay Şahan bir numara. İlk yıl 11 gol 5 asist. İkinci yıl 8 gol 9 asist. Bu yılda ilk devreyi yavaş yavaş bitirdik. İkinci yarının ilk maçını oynadık. 6 gol 3 asist. Olcay Şahan için başarının sırrı ne? Bunları nasıl başarıyor? Bunları nasıl daima tutturabiliyor? Dediğim gibi yani tekrarlıyor şu an, kaset gibi tekrarlıyorum ama disiplin. Önemlisi olan disiplin. Bir maçta gol atınca hemen kendini rahat hissetmemek. Hı hı. Çünkü Beşiktaş camiası öyle bir camia ki bugün oynarsın yarın ama bu kulüpte olmayabilirsin. Çünkü üst düzey bir kulüp ve istediği zaman istediği futbolcuyu getirebilecek bir kapasitesi var. Ve bunu bilincinde olman gerekiyor. Onun için de her maçta %100 performansını göstermen gerekiyor. Forma şansı bulduğun an o formayı vermemek için elinden gelen en iyisini yapman gerekiyor. Ve bu yüzden de başarımın sırrı bunları bilincindeyim. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilmez. Onun için formayı elime aldığım zaman kimseye geri vermek istemiyorum. Aslında senin gibi bir futbolcudan bunları duymak çok ilginç. Çünkü şu an neredeyse Beşiktaş'ın vazgeçilmezi gibisin. Milli takım için de aynısı. Ve vazgeçilmez 10 numara şunu diyor.
yarın ne olacağı belli olmaz. Bir transfer olur ya da benim arkamda bekleyen bir futbolcu patlama yapar, ben yedek kalabilirim. Bu nasıl bir mütevazilik? Bilmiyorum, mütevazilik mi? Benim bu böyle düşüncem babamdan kaynaklanıyor, abimden kaynaklanıyor, ailemden kaynaklanan bir şey. Çünkü onların gözünde onlar da Almanya'da benimle birlikte büyüdüler, yaşam ortamını gördüler. Onlar için en önemlisi her maçta değil, her itmanda %100'ünü vermek. Tamam, ben bazen artık biraz itmanda biraz fırça yiyorum velden %100 vermediğim için, o da ama vücudumu tanıdığım için. Ama yoksa itmanlarda bir futbolcu %100'ünü vermezse zaten sahaya yansıyamaz. Ve onun için de her şey itmanda başlıyor. %100'ünü itmanda verirsen otomatikmen her maçta da %100 mücadeleni verirsin. Sonra da bu istatistik ortaya çıkar tabii ki. Sanıyorum ki Veli Kavlak senin için çok özel bir kişilik. Evet, çok özel birisi. Yani kardeşim, yani takıma geldiğim ilk günden itibariyle en çok sevdiğim kişi. Ve onun da mukavelesi uzattığı için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada devam ederiz ve kupalar kaldırırız birlikte. Kupalar dedin. Beşiktaş'ın bu yılki şampiyonluk şansını ne görüyorsun? Bu sezon Beşiktaş şampiyonluk şansı bizim elimizde olan bir şey. Çünkü stadı olmayan bir kulübün şampiyonluk havasına girmesi ve haftalarca liderlik pozisyonunda kalması ve şampiyonla savaşan bir takım yerine o düzeye getirmişsen demektir ki kendi elinde olan bir şey. Ve biz kendimize çok inanıyoruz. Taraftarımızla birlikte çok kenetlenmiş bir durumdayız. Ve bu yüzden de bu sene şampiyon olacağımıza %100 inanıyoruz. Maç öncesinde ne tür müzikler dinliyorsun konsantrasyonunu sağlayabilmek için? Favori sanatçın veya şarkın var mıdır? Özellikle şu şarkıyı dinliyorum maçlardan önce, o beni motive ediyor diyebiliyor musun? Var mı öyle şarkı? Yok, ben her türlü şarkı dinliyorum. Maçlardan önce de zaten her futbolcu kendi şarkılarını dinliyor. Ama bizim ortamda yine çok başka bir ortam oluşuyor. Otobüste Oğuzhan küçük müzik boksunu açıyor. Ondan bütün arka taraf müzik dinliyor. Çoğu zaman da bizim taraftarlarımızın yaptığı besteleri dinliyoruz. Çünkü çok hoşumuza gidiyor. En güzel müzikler, en güzel bizi motive edecek türler, besteler yapmışlar. Onları dinleyerek maça gidiyoruz. Geçen hafta mesela. Uçakta. Yok, uçakta değil de otobüste Ankara maçında, maç günü. 10 dakika kalası, stad 10 dakika kalası bütün Dembaba'nın bestelerini dinledik ve onunla motive olduk. Çünkü güzel besteler yapıyor taraftarımız ve onlarla kendimizi motive ediyoruz ve maçlarda başarılı futbol sergiliyoruz. Büyük başarılar elde eden takımlar için şu yorumlar yapılır. Sadece yeşil sahadaki başarı yetmiyor. Saha dışında da bir arkadaşlık ortamı olması gerekiyor. Her konuştuğumuz futbolcu şu yorumu yapıyor. Beşiktaş'ta bir arkadaşlık ortamı yok, bir aile ortamı var diyor. Katılır mısın? Evet, bizim takımda zaten çok başka bir ortam var. Yani 1'le 24 arasında hiçbir fark yok. Herkes herkesle kardeş gibi. Herkes herkesle şaka yapabiliyor. Herkes herkese sallıyor. Yani bu ne demek oluyor? Kimse alıngan bir yapıda değil. Ve bu da tabii ki bizim başarımızı gösteriyor. Çünkü birine sallıyoruz. Ben Cenk Tosun'dan birbirimize çok takılırız. Ne tür mesajlar, ne tür sallamalar? Hani senin kullandığın kelimeyle nasıl konuşmalar geçiyor? Şimdi söyleyemeyeceğim maalesef çünkü biraz ağır kelime her geçiyor aramızda. Ama yani çok güzel bir ortam var. Bu ikilinin arasına da hep Veli giriyor zaten. Cenk Tosun'la benim aramızda Veli kırıştırıyor hep ortalığı. Ama yani çok güzel ortam var. Oğuzhan'a sallıyorum, Oğuzhan bana sallıyor. Dönüp aynı anda o bana sallarken ben aynı anda otobüste Tolga abiye doğru dönüyorum. Tolga abiye laf atıyorum. Ondan sonra dönüyor, giriş yapıyor. Yani ortalık, yani otobüste öyle bir keyifli bir ortam var ki yani. Bu da yani saha içinde zaten arkadaşlığı göstertiyor. Saha içinde zaten herkes herkese nasıl yardım ediyorsa dış sosyal hayatta da aynısı. Biz Uğur abi geçen evine davet etti. Bütün takım oraya gidiyor. Yani böyle bir şey yani her yerde görünmemiştir. Ve bu da bizim başarımızın sırrıdır. Ve böyle olduğu sürece zaten biz yıllarca çok başarılı futbol oynarız diye düşünüyorum. İnşallah bizim de umudumuz o şekilde. Sosyal hayattan bahsettin. Oraya doğru gidelim.
Olcay Şahan İstanbul'da en çok nereleri ziyaret ediyor? En çok nerede huzur buluyor? En çok nerede eğleniyor? İstanbul'un nerelerini beğeniyor? İstanbul'un her yeri çok güzel. Ama en çok gittiğim yer gibi bir yeri yok. En çok gittiğim yer kendi evim. Bizim takım, yani yine kendimden değil, takım olarak konuşuyorum. Bizim takım yani çok az dışarı çıkan oyunculara sahip. 1,5 senedir yani hiçbir oyuncu doğru dürüst akşam 12 birden sonra dışarıda gezdiğini düşünmüyorum. Çünkü oyun stili, futbol stili, hayat stili buna göstertiyor bizim takımda. Çoğu futbolcularımız hep evinde ailesiyle vakit geçiriyor. Ve ben de çoğu zaman ailemle, velinin ailesiyle vakit geçiriyorum. Tabii ki Altuğ abim var. Onunla da hep birlikteyim. O da yan komşum. Yani onu da unutmayalım. 19. haftayı geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. Beşiktaş ikinci sırada bulunuyor. Puanı 41. Şu an itibariyle gerek UEFA Avrupa Ligi'nde, gerek Türkiye Kupası'nda, gerek de Sportoto Süper Lig'de bulunduğu konum itibariyle Beşiktaş başarılı mıdır? Tabii ki başarılıdır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemesinde AS Londra'ya karşı elendik. O biraz bizi üzdü. Çünkü elimizden kaçırdık diyebiliriz. Çok iyi oynadığımız iki maçta maalesef tur atlayamadık. Ama onu kenara bırakırsak düşünüyorum ki çok iyi bir performans gösteriyoruz. Stadı olmayan bir kulübün şu an bu sezon 3 kulvarda oynaması ve 3 kulvarda da başarılı olması ne demek anlamına geliyor. Bu sezon çok başarılı bir sezon geçirdiklerini, bunda tabii ki teknik heyete teşekkür etmek gerekir. Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Takım ortamı, kardeşlik ortamı var ve bu olduğu sürece de zaten başarı olur. Bizler tesiste zaman zaman gözlemleyebiliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Arkadaşlık ortamı var. Az önce sen de bahsetmiştin. Bu da sahaya yansıyor otomatikman. Gol sevincine gelmek istiyorum ben. Gökhan Töre'nin sırtına çıktın. Kartal duruşu yaptın. Neden yaptın? Ya bu gol sevincimi ben rüyamda görmüştüm. Geçen sezon, yani Slaven Bilic'in ilk sezonunda kampta rüyamda görmüştüm. Ünal abiye anlatmıştım, malzemeci Ünal abiye. Demiştim ki Ünal abi, ben rüyamda kartal yapacağım diye bir rüya gördüm dedim. Ama dizlerim üstünden kayarak o anda kartal böyle açılıyordu. Rüyamda öyle görmüştüm. Ondan sonra Trabzon maçı ilk maçında toplantıda ben aklım gitmiş, hoca toplantı yapıyor, benim aklım gitmiş gol sevincime. O anda dedim ki kartal havada uçar. O anda hoca toplantı yaparken kim ilk 11 oynayacağını söylerken benim aklım başka yerde. O anda aklıma geldi ki ben velinin sırtına bineceğim. Hiç kimsenin yapmadığı bir gol sevinci olacak demiştim. O anda hoca toplantı yaparken ben arkamı dönüyorum, diyorum ki Veli, biraz sonra senin odana geleceğim, sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam diyor, hoca toplantı yaptı. Veli'nin odasına gittim. Veli'ye dedim ki bak böyle duracaksın dedim. Ben sırtına bineceğim. Ben bugün gol atacağım dedim. İnanıyorum kendime dedim. İçime doğdu dedim. Böylece gol sevincim gelişti. Ve bu da Türkiye'de yani bir ilk olduğunu düşünüyorum. Kimse yapmadı. Kesinlikle. Onun için de zaten bazen tweet geliyor bana. Instagram'dan resimler paylaşıyorlar. Altyapımızda oyuncular gol atınca gençlerimiz aynı gol sevinci Evet. yaşıyorlar. Bu da beni daha da çok mutlu ediyor. Bu hafta her gün neredeyse şunu senden duyduk. Ben bu hafta Mersin İdman Yurdu'na gol atacağım. Ben bu hafta gol atacağım. Ben bu hafta gol atacağım. Adeta kendini şartlamıştın. İçine doğdu mu veya bir rüya gördün mü? Artı olarak Gökhan Töre'ye maçtan önce eğer gol atarsak bu gol sevincini yapalım dedim mi? Yok Gökhan'a öyle bir gol sevinci yapalım mı demedim. O anda her şey ani gelişti. Gol attı. O da çok güzel topu pası vermişti. O anda onun sırtına binmek nasip oldu. Bu hafta gerçekten hep diyordum bu hafta golüm var, bu hafta golüm var. Siz rahat olun, siz merak etmeyin diyordum. Takılıyorduk hep birbirimizle. Necip'le falan takılırken siz merak etmeyin maç bende diyordum. Allah şükürler olsun. Gerçekten de gol attım. Mutlu oldum. Takımı 3 puan aldığımız için daha da mutluyuz. Önemli olan 3 puandı. Gol atan kim olursa olsun fark etmez bizden. Yeter ki biz hedefimizden kopmayalım. Hedefimiz de bu sezon şampiyonluk. Bu hafta gol atabilecek misin? Bu hafta da gol atacağıma çok inanıyorum. Çünkü ben istatistiklerime bakarsak
bir gol atmışsam 2-3-4 hafta arka arka üst üste gol atmışım. Onun için de inanıyorum ki bu seriyi devam edeceğime. Çünkü Liverpool maçı da geliyor yakında. Bu seriyi devam etmem lazım ki Liverpool maçında da gol atayım. Çok güzel paslar da atıyorsun Liverpool dedin. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş güzel ve zorlu maçlar oynadı. Şampiyonlar Ligi önelemesiyle Feyenoord'la başladı. Ardından önemli rakiplerle Partizan, Asteras Tripolis gibi zorlu deplasmanları olan maçlar çıkarttı. Tottenham gibi Premier Lig'in en köklü kulüplerinden biriyle karşılaştı. Hep üst klas maçlarda iyi performans sergiledi. Liverpool'da Tottenham'dan belki bir kademe, bir gömlek daha yüksek bir takım. Liverpool'u eleyebilecek miyiz? Eleyebilecek miyiz diye bir soru yok. Eleyeceğimize inanıyoruz. Ve bu Liverpool maçı bence bir final maçı gibi. Bu maçı elersek, Liverpool'a tur atlarsak inanıyorum ki finale kadar yolumuz var. Bizi kimse o yoldan durduramaz o yoldan. Ama önemli olan önce bir Perşembe günü Ziraat Kupası. Çünkü biz kademe kademe gidiyoruz. Maçtan maça bakıyoruz. Liverpool maçına daha 5-6 maç var. Ondan önce daha Ziraat Kupası da turu geçtikten sonra bir ilk eleme maçımız da var. Yani onlara bakıyoruz önce maçtan maça. Önemli olan şu an Ziraat Kupası. Ondan sonra Liverpool maçına yaklaşınca o maçla ilgili konuşabiliriz. Artık sonuna geldik programın. Son soruyu sormak istiyorum ben. 16 haftalık bir dilim kaldı Süper Lig'de. Liverpool maçları kaldı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası maçları kaldı. Ve Beşiktaş taraftarının gücü 3 tartışılmaz. Sadece Türkiye il sınırlarında değil, Türkiye sınırlarında değil, Avrupa'ya, dünyaya kadar namını duyurmuş bir taraftar topluluğu. Kameralara baka baka, Beşiktaş taraftarının gözün içine baka baka destek isteyebilir misin? Onlara ne söylemek istersin? Umut dolu, ümit dolu mesajlar verebilir misin? Taraftarımıza aslında mesaj vermemize gerek yok. Çünkü onlar bizi her hafta %100 destekledikleri için onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. İnanıyoruz ki gelecek haftalarda çok önemli periyotta bizi daha da çok destekleyeceklerine ve olimpiyat sazını Bursa'ya karşı doldurmalarına inanıyoruz. Çünkü o maç Beşiktaş taraftarımıza için daha da çok bir önem olan bir maç. Onun için de bir dahaki içerideki İstanbul'daki maçı Bursa'ya karşı o stadı doldurmaklarına inanıyoruz. İnşallah doldururlar. Olcay, çok teşekkür ederiz değerli görüşlerinden dolayı. Umuyoruz ki bu sevinci, bu yükselen performans devam eder. Şampiyonluklarla noktalanır bu sezon. Bir kez daha çok teşekkürler. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Bu arada Halit kardeşimi de övmek istiyorum. Çok güzel kameracı, çok güzel videolarım var. Teşekkür etmek istiyorum buradan. İnşallah böyle devam edersin. Çok teşekkür ederiz. Kameraman arkadaşım Halit'le de ilgili mesajı verdi Olcay. Değerli izleyenler, haftanın konuğumuz Olcay Şahan'dı. Kendisine bir kez daha değerli görüşlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın mangal yürekli futbolcusuyla beraberdik. Hoşça kalın efendim. Beşiktaş Televizyonu'ndan ayrılmayın.